Arkadaşlar merhaba, ben Üftü Hoca. Ne yapıyoruz? Tabii ki Full Eten Ayet Edebiyat kitabından karma testlere devam ediyoruz. Karma testler bitiyor arkadaşlar. Bugün Milli Edebiyat yapacağız. Yarın inşallah Cumhuriyet yapacağız. Sonra belki bir iki test daha böyle karma gelebilir. Nokta atış videolar gelebilir vesaire. Sonrasında bir iki gün sonra en fazla ne yapacağız? Full tekrara başlıyoruz. Full tekrarda uzun videolar bizi bekliyor arkadaşlar. Böyle bir konuyu ele alacağız. Her şeyle sohbet havasında ispatlarıyla tek tek göstere göstere kitaptan şuradan buradan beraber gideceğiz. Sorularını çözeceğiz, yeri gelecek sınav sorularını konuşacağız. Yani böyle içimizi dökeceğimiz sohbet havasında ve asla unutmayacağınız bir anlatımla inşallah karşınızda olacağım. Full tekrar devam ederken edebiyatta Rüştü Hoca ile Türkçe kanalında arkadaşlar neyin peşindesin paragraf kampı başlayacak. Hemen ardına 1-2 gün sonrasına aynı günde çıkarabilirim. Bakacağım duruma göre aynı günde başlatabiliriz. MSÜ kampı başlatacağım. Normalde bir anket yaptım. Tabii ki neyin peşindesin paragraf kampı biraz daha fazla istendi. Çünkü o tabii ki kanaldaki kitlenin isteğiyle alakalı olan bir şey. Bir anda orası uçtu. MSÜ de çok fazla isteyenler var ama belki aramızda girecekler var, girmeyecekler var. Onu da duruma göre değerlendireceğiz ama biz ikisinin de kampını inşallah başlatacağız. Haberiniz olsun. Yani Edebiyat kanalında burada bu kamplar devam ederken Türkçe'de de 2-3 kamp belki de ard arda başlayacak. Haberiniz olsun. Artık çok yoğun gitmemiz gerektiğini çok iyi anladınız. O zaman niye uzatıyoruz hocam? Haydi başlayalım. Milli Edebiyat dönemini konuşacağız arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemi karma testlerini çözüyoruz. Kalemimi aradım, buldum hocam. Harika. Şimdi şöyle bir... Evet, tekrar bunu ekrana getirelim. Niye böyle bir ekrana çıkmaya ihtiyacı hissettim bilmiyorum. Evet, tamam. Bu cümledeki boşluklara uygun ifadeleri getir diyor. Bir önceki denemede arkadaşlar, teste daha doğrusu, 12. soruyu atlamışız. 11'i çözüp 13'e geçmişiz direkt. Video gereği böyle aşağıda görmemişiz. Burada satır satır arayacağız. Köşede, kıyıda, köşede soru kalmayacak. Boşlukları dolduralım. Çalıkuşunda bir öğretmen var. Neydi adı? Tabii ki Feride'ydi değil mi? Eyvallah. Öğrencisinin adı neydi arkadaşlar? Munise. Dikkat. Ve Doktor Hayrullah Bey var şüphesiz ki. Roman içeriği, eser içeriği arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemi yazarlarından Reşat Nuri'nin Çalıkuşu adlı eserini burada dillendirmiş, konuşmuş olduk. Gelir mi? Gelir arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Reşat Nuri çok güzel bir soru adayıdır. Cebinizde dura. Peki hocam. Bir denizle. Geldik ikinci soruya. Geze geze geliyor soru bak. Dolaşa dolaşa. Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızdaki ikinci köy romanı, dikkat, Ebubekir Azım Tepeyran'ın yazmış olduğu nokta nokta adlı eser. İlk köy romanı Karabibik. Nabizade Nazım, tamam hocam. İkinci köy romanı arkadaşlar, Ebubekir Azım Tepeyran'ın yazmış olduğu Küçük Paşa adlı eserdir. Lütfen cebinizde kalsın, tamam. Küçük Paşa, eyvallah, ikinci köy romanı, saygı duydum. Şöyle baktığım zaman diğer eserlerde zaten değil mi? Yakup Kadri'ye, Refik Halit'e vesaire birçok yere atılabilir. Canlı tarihler falan var orada Ebubekir Azım'ın bu arada arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yani şuradaki canlı tarihler de Ebubekir'indir. Karıştırması adına zaten bir vatandaşın, öğrencinin oraya konulmuş. Aman dikkat, Küçük Paşa'dır cevabımız. Küçük Paşa bu arada, evet. Üçüncü soru, bu iki eserin ortak özelliğini soruyor. Haydi uyan, uyan lütfen, uyuma. Aynı konuyu işlemeleri demiş. Şimdi bir Serencan ve Rahmet, ikisi de arkadaşlar Yakup Kadri Kara Osmanoğlu eseri. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, güzel. Aynı konuyu işlemeleri noktasında ele alamayız. Çünkü ikisi de hikaye arkadaşlar. İçlerinde 12'şer, 15'er, 16'şer neyse hikaye var. Aynı konuyu ele alıyor diyemeyiz. Onu roman için, tiyatro için, belki şiir için söylenebilir ama... Yani genel anlamda bir kitap için, hikaye kitabı için aynı konu mümkün değil arkadaşlar. Dönemlerinde ilk olmaları, hayır, hiçbir noktada ilk değiller. Türlerinin aynı olması, evet, ikisi de hikaye kitabı arkadaşlar. Aynı şeyi eleştirmeleri, hayır. Kahramanların aynı olması mümkün olamaz. Hikaye kitabı çünkü. Bakayım altta 4 var mı, yok. Artık garanti alıyorum. Bak altı sabitledim. Buralarda sorun var mı? Yok hocam. Peki. Soru atlamamak adına bunu yapacağım. Geldik 4. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki altı stil ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım hocam neymiş bilgi yanlışımız, hemen beraber görmeye çalışalım. Ömer Seyfettin'in eserlerinde günlük konuşma dilinden izlerle okurlarının karşısına çıkar. Güzel, her şey yolunda. Mopassant tarzı öykünün en önemli temsilcisidir. Güzel. Mopassant tarzı, yani klasik öykü, olay öyküsü demek istiyoruz. Çocukluk anıları birçok eserinde yararlandığı önemli bir kaynaktır demiş. Eyvallah, şu ışığı da şöyle bir alsam. Heh, şöyle çok daha hoş olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Naturalizm akımının tüm etkileri onda görülmektedir. Yapma. Naturalizm dersen olay burada biter hocam. Naturalizmle işimiz yok. Realist bir isimdir Ömer Seyfettin. Milli bilinci uyandırmak onun yegane görevi, saygı duyuyorum. Yine öyle bir izlenim var. Çünkü lisan, değil mi, vurgusu var onda. Yani yeni lisan makalesiyle dil vurgusu var. O yüzden milli bilinç fazlasıyla doğru diyebiliriz kendisi için. Bu arada bu niye bana böyle karanlık geldi ya? Vallahi abi. Yüzümün bir kenarı hiç gözükmüyor. Evet, tamam. Harika, devam. 5. sorudayız. Ne diyor? Milli Edebiyat döneminin en önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp'e ait yukarıdaki ait mektupları okumak isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kafamdan soru yazıyorum.
Aşağıdaki eserlerden hangisini okumalısınız diyor. Şimdi Ziya Gökalp'in mektup türündeki eseri, mektuplarla ilgili eseri tabii ki Malta Mektupları. Şimdi Ziya'ya Mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Mektuplar diye tek başına bir eser yok ama birçok şairin, yazarın, Nami Kemal'in vesairenin mektupları var. Suriye Mektupları Cenap Şahabettin biliyorsunuz. Romanya Mektupları ise Ahmet Rasim'in eseri. Doğal olarak Malta Mektupları Ziya Gökalp'e ait, saygı duyarak devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralandırmış eserlerden hangisi anı türünde yazılmamıştır? Şimdi Bir Ömür Boyunca, eyvallah. Refik Halit'in değil mi? Anamın Kitabı, Yakup Kadri, Mor Salkımlı Ev tabii ki Halide Edip adı var. Canlı tarihlerse Ebu Bekir Hazım, Tepe İran'ın eseri arkadaşlar. Bunlar hep anı özelliği taşırken Bir içim Suyu tabii ki anıya atmayacağız. Hikayeyi atacağız. Yine o da arkadaşlar önemli hikaye eserlerinden bir tanesi Refik Halit Karay'ın. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak. Karma testte devam ediyorum arkadaşlar. Kitabımdaki ikinci test bu arada. İki tane test var milli edebiyatla ilgili. İlk testi çözmeyelim. İkiyi çözelim dedik. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biraz eser içerik bilgisi. Eser içerik net. Bakalım hangisi doğru olacak. Hemen bakalım 7. soruya. Şişli'de bir konakta yaşanan kötü bir olay anlatılmıştır. İstanbul'un o dönemki durumu, eyvallah, batıya bakış eserden alınacak bilgiler arasındadır. Murat Akkız ve Bülent. Murat Akkız Bülent dendiği zaman yapıştırmalıyız cevabı. Kesinlikle arkadaşlar bu eserde, bu soruda tanıtılan vatandaşımız, eserimiz Yol Palas Cinayeti olacak. Arkadaşlar haydi 8'e geçelim. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp'in Keloğlan masallarına da yer verdiği, Bismillah ve milli edebiyat döneminin milli temellere dayanması gerektiğini savunduğu şiir kitabıdır diyor. Şiir dediğimiz zaman akan sular durur hocam, altın ışık değil mi? Keloğlan masallarında olduğu, milli edebiyat döneminin milli temellere dayanması gerektiği vesaire çok önemliydi bence. 8 atlıyorsun hocam, bak vallahi 9 atlıyordum. Vallahi 9 atlıyordum, dur hocam. Dur, 9'dayız. Halide Edip Adıvar'a ait yukarıdaki numaralandırmış eserlerden hangisini türü bakımından diğerlerinden farklı? Kenan Çobanları, Tiyatro, Dağa Çıkan Kurt, Arap Mabetler, İzmir'den Bursa'ya Kubbede Kalan Hosseda vesaire. Bunlar hikaye türünde eserleri, doğal olarak doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak. Güzel gidiyoruz. Hocam konu değişiklikleriyle ilgili video var mı? Tabii ki attık videomuz ama yine sık sık söyleyeceğiz. Modernist, postmodernist yazarlar, Orhan Pamuklar, Yusuf Atılganlar, onlara bakmayacağız. Onun dışında bir sıkıntımız yok arkadaşlar, haberiniz olsun. Geldik 10. soruya. Nailer grubunda yer alan sanatçılardan değildir. Nailer grubu hiç konuştuğumuz bir grup değil arkadaşlar. Çok böyle kıyıda köşede kalmış bir gruptur çünkü. Şöyle en azından ben sizin için bir özetleyeyim. 1911-1917 yılları arasında varlık göstermiş bir gruptur Nailer grubu, cebinizde kalsın. Özellikle 1. Dünya Savaşı öncesi arkadaşlar Rubab diye bir dergi, Rubab diye de yazabiliriz bunu. Rubab diye bir dergi etrafında toplanıyorlar. Doğal olarak burada kimler var dediğimizde Mehmet Emin Yurdakul yok diyeceğiz öncelikle. Refik Halit, Ali Naci değil mi? Enis Behiç, Halit Fahri Ozansu'yu atabiliriz. Çok lazım bir grup değil. Yani cebinizde kalsın lütfen. Nesli Ati falan diyorlar hatta kendilerine. Sonradan Nailer adını alıyorlar. Çok lazım değil. Aşağıdaki yazar eseri seçtiğinden hangisi yanlıştır demiş Refik, Reşat Nuri Güntekin, Rothschild Space, saygı duyarız. Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı, inanılmaz, saygı duyarız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sürgün demiş. Sürgün değil, Bir Sürgün olacak. Sürgün, Refik Halit Karay'ın eseri, Bir Sürgün Yakup Kadri'nin eseri. Halide Edip Adıvar Tatarcık, Ömer Seyfettin, Pembe İncili Kaftan, saygı duyuyoruz. Bu parçada o sözcüğüyle ifade edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyoruz. Onun şiirlerinde düşünce ön plandadır, saygı duyarım. O estetik zevkin dışında didaktik olabilme amacındadır. Güzel cevap çıkıyor. Özellikle Türkçe üzerine yazdığı bir şiirinde bunu çok net görebiliyoruz. Lisan şiirine vurgu yapacak belli ki. Onun şiirlerinde halk edebiyatından esintiler görebilmek mümkündür. Fikirlerinin döneme yön veriyor olması belki de estetikliği örten sebepler arasındadır. Yine de 3 şiir kitabıyla şiir alanında önemli işler başarmıştır. Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat. Dikkat! Tabii ki Ziya Gökalp'i anlatıyor arkadaşlar bu soru bize. Buraya kadar her şey yolunda. Güzel gidiyoruz. Kasmanıza gerek yok. Lütfen edebiyatı gözünüzde büyütmeyin. Hiç kasmayın. Karma testler çözüyoruz. Bu ne demek? Artık işi bitirdik. Sadece üzerine böyle eklemeler yapıyoruz. Varsa küçük kıyıda köşede kalmış detaylar, ayrıntılar, onları da bu sorulardan almaya çalışıyoruz demek. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Beraber gideceğiz. 2-3 gün sonra, bakın 2-3 gün sonra inşallah bir aksilik olmazsa full tekrar edebiyat kampımız başlayacak. Full tekrar arkadaşlar. Bu hemen arkamda görebiliyor muyuz? Arkamda görebiliyor muyuz? Göremiyorum. Evet, yukarıda süper. Yukarıda. Ops. Evet, bu kitap. Full tekrarda arkadaşlar şu kitabı. AYT Edebiyat Notları kitabını tabii ki kullanacağız. Oradan çok güzel özetler vereceğim sizlere arkadaşlar. Yine şöyle sağlı sollu göreceğiniz soru bankasından sorular vesaireler. Çok güzel bir süreç bizi bekliyor. Kanalımda hiç olmadığı kadar uzun videolar olacak arkadaşlar. Full tekrarda edebiyatta belki rekor sürede videolar çekeceğim, haberiniz olsun. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Sohbet havasında böyle bakarız duruma göre.
nasıl bir formatta geleceğini belirleriz, konuşuruz. Yeni kamplar bizi bekliyor, güzel kamplar bizi bekliyor. Edebiyatta hiç şaşmaya gerek yok. Buradayız hocam, bu kanaldayız. Yavaş yavaş gidelim. Her şeyi bitirdik. Başarılıcağız, full tekrar da bitecek inşallah. Soru kampları, nokta atışlar, neler neler var. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda, soru çözümünde görüşmek üzere. Kolay gelsin.